X-Men 97'nin karakter listesi açıklandı ve söylenenlere göre Magneto profesörümüzün yerini almış gibi gözüküyor. Evet, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisi mutantların MCU'ya nasıl ve ne şekilde dahil olacağı ki Illuminati ekibi içerisinde Earth 838'de bulunan profesörü gördükten sonra ilk gelecek olan mutantın Namor olmasını beklerken normalde Inhuman olan Miss Marvel'dan beklenmeyen bir atak gelmişti. Fakat bak, bunca göndermeye rağmen şu anda onaylanmış olan mutant yapımı sadece X-Men 97'nin yeni versiyonunda diyebiliriz. Ve Comic-Con etkinliğinde ilk sezonun 2023 yılının sonbaharında yayınlanacağı duyurulurken ikinci sezonda onayı şimdiden kaptı ve ayrıca içerisinde Sunspot'un da bulunduğu X-Men ekibinde göreceğimiz karakterler ve karşısındaki düşmanlar da açıklandı. Şimdi bunların kimler olduğuna ve Magneto'nun liderlik muhabbetlerine geçmeden önce şu abone ol tuşuna güzelinden bir şamarı patlatın da ortam bir şenleniversin. Evet, küçüklüğümün çizgi filmi olan ve Fox Kids kanalında yıllarca yayınlanan X-Men 97'nin bu yeni versiyonunda Rogue, Gambit, Wolverine, Jubilee, Cyclops, Storm, Jean Grey ve Beast'in yanı sıra Nightcrawler, Bishop, Cable, Forge ve Sunspot karakterleri de ekibin içerisinde olacak. Ki bak, Marvel Şampiyonu oyununu oynayan dostlarımızın Sunspot'u duyunca ayrı bir heyecanlanmış olduğuna da eminim. Ve iyiler kadar kötülerin safında bulunan karakterler de ayrı bir el yakıyor diyebiliriz. Sebastian Shaw, Emma Frost, Callisto, Val Cooper ve Mr. Sinister'ı kötülerin arasında göreceğiz. Şimdi karakter listelerini falan bir köşeye fıydırıp atalım. Çünkü bu yapımdaki en önemli olay X-Men'in yeni liderinin Magneto olması. Evet, paylaşılan fotosuyla birlikte aktarılan bu haberde X-Men'in yeni lideri olacağı söyleniyor ki fotoya bakacak olursak tarzına sağlam bir değişikliğe gidildi de belli. Ki bak, bu ortaya çıkartılan yeni versiyonun X-Men 97'nin renklerini fazla değiştirmemesi bayağı yerinde bir hareket olmuş. Yani eski fanlar için tam bir nostalji tadında yapım bizleri bekliyor. Peki Magneto ne alaka kardeş derseniz de, evet, Fox'un ortaya çıkarttığı birçok yapımda Magneto kötülerin safında bulundu. Ama karakter gelişimi profesörün yanında başlamıştı. Yani saf bir kötü karakter değil, ancak çıkarları için yapmayacağı şey yok. Ve açıkçası Inhuman olan Miss Marvel'ın ilk mutant olarak tanıtılmasından sonra hikayelerde köklü değişikliklere giderlerse pek de şaşırmamak lazım. Yani Magneto gerçekten iyilerin safında bulunabilir. Kişisel olarak beklentimse lider olarak başlayıp sonra ekip içerisinde anlaşmazlıklara düşerek kendisine katılanlarla birlikte X-Men'den ayrılması diyebilirim. Artık bekleyip göreceğiz. Ve yapımda henüz profesörü görmediğimizden de Magneto kaskını kullanmıyor. Ve bu yüzden olsa gerek memurluktan emekli olmuş dayılar gibi saçlarını beline kadar da uzatmış. Evet, yapımın çıkmasına daha çok zaman var. O yüzden yeni haberler piyasaya düşecektir ve düşer düşmez de videosu bir tık uzağınızda olacak. Ve merak ediyorum, en çok beklediğiniz yapım hangisi? Freshman 20 mi yoksa X-Men 97 mi? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.